Efem ekranlarından evet mutlu sabahlar diliyoruz hepinize. Evet yine karşınızdayız. Bugün büyük top kullanacağız. Bütün vücudu çalıştıralım istiyoruz. Elimizde dumbbell'larımız var. Dumbbell'larla başlayacağız. Hepiniz de yani neredeyse var. Yeni başlayan izleyicilerimiz de olmayabilir. Daha önce de size söylüyordum. Su şişesiyle de yapabilirsiniz. Birer kiloluk olması yeterli. Çok fazla ağır olması gerekmiyor. Bir kilo olması bile yeterli değil mi Arman? Evet kesinlikle. Evdeki ekipmanlarından da yararlanabilirler. Evet. Aynen. Özgeciğim nasılsın? Enerjik görüyorum bugün evet, seni. Evet süperim bomba gibiyim. Bugün büyük top kullanacağız. Bütün vücudumuzu çalıştıracağız. Kol, karın, kalça, sırt. Dün sırt ağrılarına veda etmişsiniz. Bayıldım. Çok hoşuma gitti. Bir sürü mailler aldım sizlerden. Evet çok güzel geri dönüşler aldım. Çok mutlu oluyorum. Pazartesi günü önümüzdeki haftayı şöyle yapacağız. Pazartesi günü bütün vücudumuzu çalıştırıp salı günü stretch, uzama günü, anti-aging, gençleştirici uzama günü yapacağız. Böyle uzayacağız, upuzun olacağız. Çarşamba 3K pilates, perşembe siz karar vereceksiniz. Her şey size bağlı. Durum neyi gösteriyorsa onu yapacağız, siz ne istiyorsanız. Hemen başlayalım istiyorum. Dumbbell'lar elimizde. Lunge'la başlayalım mı? Tabii. Sağ, sol şeklinde. Başlıyoruz. Burada nefes alıyoruz. Nefes. Nefes. Evet. Karın içeri. Kalça sıkı. Nefes. Çok güzel. Nefes. Evet. İsteyen kollarını bu şekilde yana da açabilir. Şöyle yan göstereyim ben size. Evet. Harika. Devam. Kalçayı iyice sıkıyoruz. Sıkı bir kalça. Bacaklar. Karın daima içeride. Çok güzel. Nefes. Çok güzel. Son iki. Kollar. Son kez. Ve süperiz. Harika. Nasıl burada omuzlar da çok devreye çok girdi. Çok fena. Kollarım çalıştı, omuzlar çalıştı, bacaklar çalıştı. Her yer çalıştı. Çalışmayan yer yok. Evet toplarımızı alalım büyük toplarla. Squat yapalım. Ne oldu? Ne oldu? Squat çağırmam. Hadi bakalım. Evet, omuz genişliğinde açtık bacaklarımızı. Nefes alıyoruz. Ve ver. Çok güzel. İyice otur. Çok güzel. Bir sandalyeye oturur gibi. Kalçayı iyice sık. Sımsıkı bir kalça. Harika. Kaç oldu Karman? 14. 15'te bırakalım. Süper. Evet açık bacak da yapalım. Evet. Burada iç bacak da devreye giriyor. Ayaklar dışa doğru baksın lütfen. Nefes alıyoruz ve nefes ver. Çok güzel. Devam. İç bacak devrede. Sımsıkı bir kalça. Çok iyi. Kalçayı hisset. Çok güzel. Nefes. Kaç olduk Özge? 18. 20'de bıraktık. Ve 20.
Süpersiniz. Harikasınız. Devam ediyoruz. Hemen topumuzu şöyle koyduk. Çok güzel başladık. Burada bacakları uzattık upuzun. Elimizle başımızı destekliyoruz ve nefes alıyoruz. Çok güzel. Nefes. Nefes al ve nefes ver. Sık iyice karnını içeri çek. Dümdüz bir karın istiyorum herkesten. Dümdüz bir karın. Çok güzel. Burada kal, şimdi pas yapıyoruz. Ve bırak. Harikayız. Burada hemen, evet, kollarımızı çalıştıracağız. Kolları çalıştırırken acaba şey mi yapsak? Dumbbell'ları alalım mı? Süper olur. Aman versene elimizi. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. Burada nefes alıyoruz. Nefes. Evet, bacaklar uzun, gergin. Kollarımız, omuzlar, kürek kemiklerini hisset. Çok güzel. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Harikayız. Şimdi tam tersi. Çok güzel. Kollar. Nefes. Harikasınız. Şimdi tekrar nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Son kez ve bıraktık. Süper. Çok güzel oldu bu da. Ağırlıkla tabii başka türlü oluyor. Şimdi burada topukları birbirine değdirdim. Topu şu şekilde, bacakları gergin tutuyorum ve kendime çekiyorum. Nefes alıyorum ve nefes ver. Eller yanlarda. Evet, bacaklar dışa doğru bakıyor. Nefes al, çek. Nefes ver, uzat. Nefes al. Şimdi ver. Gergin. Nefes al ve nefes ver. Bacakları çek kendine. İç bacağı hisset ve uzat. Upuzun bacaklar. Karın içeride. Kalça sıkı. Çok güzel. Nefes. Nefes. Şimdi tekrar. Burada şimdi upuzun bacak yaptık yine. Paralel. Nefes aldım. Nefes verdim. Eller yine yanlarda. Bacaklar aktif. Karın aktif. Son kez. Çok güzel. Evet. Şimdi burada topumuzu bacağımızın arasına alıyoruz. Bakın hareket şu. Nefes alıyorum burada. Nefes verirken uzat bacağı. Nefes al. Nefes al. Çok güzel. Nefes. Harikasınız. Nefes. Karın içeride. Dümdüz bir karın. Çek. İyice. Çok güzel. Nefes. Karın. Hisset. Nefes. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Ver. Son kez. Kal. Ve bırak. Çok güzel Özge. Süper. Evet. Harika bir hareket bu. Biraz zorlayıcı ama
müthiş yağ yakıyor. Bugün söyledim size, topla özellikle yağ yakıcı odaklı ödem indirici egzersizler yapacağız diye. Birkaçınız şey yazmış galiba biraz. Yağ yakan bir topunuz mu var Ebru'nun diye yazmışsınız. Topumuz tabii ki yağ yakıyor. Ama yaptığımız hareketlerle, egzersizlerle. Yani pilates yağ yakıyor. Bugün özellikle ödem indirici yağ yakıcı egzersizler yapacağız. Değil mi Özge? Evet, çok iyi kardiyo gibi. Yani. Evet, devam edeceğiz şimdi. Topumuzu yine bacağımızın arasına aldık. Aşağı yukarı yapacağız. Alt karın yağlarını yakmak için süper bir egzersiz. Aşağıda nefes aldım. Yukarıda veriyorum. Karın içeri, dümdüz bir karın. Çek. Çek. Nefes. Nefes al. Ve şimdi nefes ver. Bacaklar gergin. Harikayız. Nefes. Nefes al. Ve nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Süper. Son iki. Ve bırak. Çok güzel. Harika. Şimdi kendimize doğru çektik iyice topu. Evet, burada. Elimizle başımızı destekliyoruz. Karnımızı iyice içeri çekiyoruz. Özellikle göbek deliği etrafındaki yağları yakmaya çok güzel bir egzersiz. Yani ayva göbek için diyorum. Bacaklarım hareket etmiyor, sabit. Topa çok güzel yaslandım. Kendime doğru çektim topu. Ellerim, dirseklerim açık, yukarı doğru bakıyorum. Boynumda herhangi bir tansiyon yok. Kaburga kapalı. Karın tamamen dümdüz bir karın. Çok güzel. Nefes. 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 Çek. Karın içeride. Çok güzel. Son iki kez. Son kez. Ve bırak. Çok güzel. Müthiş bir abdominal hissediyoruz. Özellikle karın yağlarını yakan, gerçekten ödem indiren harika egzersizler üst üste geliyor. Müthiş. Burada hemen küçük topumuzu da aldık. Tabletop pozisyonundayız ve nefes. Nefes ver, ver. Kalça sıkı, çok güzel, devam. Uzat bacakları, aç. Burada nefes al ve ver, kapat. Nefes al. Nefes. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. Nefes. Çok güzel ve şimdi burada makas. Bacaklar gergin. Çok güzel. Nefes, nefes. Şimdi topukları birbirine değdirdim. Kendime çekiyorum. Nefes alıyorum. Nefes ver ve uzat bacakları. Nefes al. Nefes al. Uzat. Evet, iç bacak yumuşamaları için harika bir egzersiz. Bacak ödemini indiriyor. Bacakları incelten ve sıkılaştıran. Harika bir egzersiz. Nefes aldım. Çek kendine ve ver. Şimdi nefes. Tekrar. Son iki. Son kez. Harikasınız. Çok güzel. Evet, burada biraz esnetelim bacağı. Flex all ve tekrar point. Flex all ve tekrar point. Nefes. Çok güzel. Kalfları iyice açıyoruz burada.
bırak. Süpersiniz. Devam ediyoruz. Hemen büyük topumuzu tekrar aldık. Köprü yapacağız. Köprü hareketinde dikkat etmeniz gereken, belimize herhangi bir tansiyon yok. Tamamen karın içeride, kalça sıkı. Evet, arka bacak ve kalçaya, bacakları çalıştıran harika bir egzersiz. Hem ödem indiriyor, yağ atımına yardımcı oluyor. Tek seansta bir etkisini yaşayabileceğiniz bir hareket. Hazır mıyız? Nefes alıyoruz. Nefes verirken, burada bakın pubikten kalkıyorum. Yavaş 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 yavaş. Çok güzel. Karın içeride, sımsıkı. Harika. Şimdi uzat bacakları, nefes al ve ver. Nefes al. Nefes al. Nefes tekrar. Şimdi yeniden. Uzat bacakları, nefes al ve ver. Çek kendine. Çok güzel. Şimdi tekrar. Nefes. Nefes al ve ver. Nefes al. Ver. Bacakları hisset. Şimdi burada kal, kal. Biraz bacakları açmanızı isteyeceğim. Yorulduysanız yavaşça kendinizi bırakabilirsiniz. Yorulmadıysanız bacakları açık bir şekilde. Hazır mıyız? Evet. Tekrar kalktım. Bacakları açtım. Nefes alıyorum. Ver. Nefes alıyorum. Ver. Nefes al, çek. Şimdi çok güzel. Nefes. Nefes. Burada nefes. Al nefes ve ver. Çok güzel. İyice sık. Harikasınız. Evet. Şimdi son kez. Ve burada yavaşça bırakıyoruz kalçayı. Omurlar tek tek. Çok güzel. Harika bir egzersiz bu da. Müthiş geliyor. Evet, devam edelim. Burada yine topumuzu aldık. Bacaklarımızın arasında nefes aldık. Nefes aldık. Nefes al. Biraz önce yaptığımız daha uzundu. Daha çok kalkıyorduk. Şimdi istediğim bu. Nefes. Nefes. Andırta hazırlanıyoruz. Nefes. Çok güzel. Uzat. Nefes. Şimdi tam tersi. Nefes al ve nefes ver. Nefes al. Ver. Son iki. Son kez. Bırak. Süperiz. Çok çok güzeliz. Evet, şimdi öyle bir hareket yapalım istiyorum ki gerçekten bugün karnınızda inme böyle bir ödem, şişkinlik, akşamdan kalma bir şişkinlik ya da birkaç gündür bazen olur ya böyle ödem olur karında. Hani inmez o. İşte yemezsiniz ama su içseniz bile yine inmiyor. Bazen öyle durumlar oluyor. Zaman zaman. Ama geçici bir şeydir o, merak etmeyin. Şimdi yapacağımız hareket, İnanın işte buna son veriyor. Ne yapacağımızı tahmin ediyorsunuz herhalde. Arman'ın en çok sevdiği hareket. O yüzden hemen yapalım diyorum ben. Hemen yapalım. İstiyorsun değil mi Arman? Evet. %150 tane yapalım hatta. Yanılıyorsun ama. Hareketi evet. Anlayamadın, algılayamadın ne olduğunu. Hadi bakalım. Al gülüm, ver gülüm. Hadi bakalım. Hadi bakalım Arman, kim tutar seni? Almakta sorun yok da. Verirken kötü oluyor diyorsun. Hadi bakalım, hazır mıyız ekran başındaki izleyicilerimiz? Hadi bakalım. Şimdi nefes alıyoruz. Nefes ver. Evet, harika. Al gülüm. Ver gülüm. Nefes. Bacaklar gergin, karın içeride. Sımsıkı bir kalça. Karın dümdüz. Tek seansta dümdüz bir karın, ödem indiren egzersizler bugün sizlerle. Çok güzel. Nefes. Nefes. Hadi bakalım Arman.
Devam. Kaç dedin? 150 kez mi demiştin? 15 miydi? Özgü sayıyor musun sen? Benim bakın sayı mevhumum 12. Yok. Yaparım, yaptırırım. Üşenmem. Yorulmam. Konuşurum. Nefes de alırım. Böyle bir tipim işte. Nefes. Çok güzel. Nefes. Nefes. Arman yakın plan. Nefes. Nefes. Kaydım. Hadi son iki. Çok güzel. Son. Ve evet, bırak. Nasılsın Arman? Pes etmedik her zamanki gibi. Evet, belli yüzünden. Yok, iyi görünüyorsun yani. Bugün benim de sürprizim var. Öyle biraz mi? Göğüs çalıştıracağım topta. Öyle mi? Hem o arada dinlenmiş olurum. Tabii, tabii. Göğüs ve kol konusunda müthiş. Evet, handırtımızı da yapalım hazır bu pozisyondayken. Sonra topumuzun üstüne çıkalım artık diyorum ben. Evet, iyi miyiz? İyi hissediyor muyuz kendimizi? Bence bombayız. Evet, handırt için hazır mıyız? Yine topumuzu alalım. 5 nefes al, 5 nefes ver. Bacaklarımızın arasında. Al, başla. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Uzun uzun bacak. Aşağı 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 aşağı. Ver. Çek. Yukarı yukarı yukarı. Al. Ver. Al. Ver. Nefes al. Kaç olduk? Ver. 70. Hep 70 ya. Ne zaman sorsam. Al. Kaytarma. Uzat. Bacak. Nefes. 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 Hadi hep birlikte. Al. Ver. Son. Al. Ver. Kal burada. Kal. Flex'te nefes al. Ver. Flex'te nefes al. Bacak gergin. Ver. Uzat. Nefes çok güzel. Son. Harikasınız. Muhteşem. Arman? İyi misin? İyiyim. Çok sıcak oldu sanırım. Evet, topumuzun üstüne şöyle bir oturalım. Kalçamızı şöyle aşağıya doğru bıraktık. Pilates çemberi kullanacağız. Burada nefes alıyoruz ve ver. Nefes al. Nefes. Kalçayı iyice sık. Çok güzel. Nefes aldık ve ver. Nefes. Nefes al. Sımsıkı bir kalça istiyorum hepinizden. Nefes alıyoruz ve veriyoruz. Nefes tekrar. Nefes al ve ver. Nefes al. Şimdi tekrar. Burada pilates çemberini aldık, bacağımızın arasına koyduk. Yine iç bacak yumuşamaları için harika bir egzersiz. Ve iyice sıktık çemberi. Burada nefes alıyoruz. Kalçayı sıkın, karın içeride. Sımsıkı bir kalça istiyorum herkesten. Nefes, bırakmayın. Sık iyice kalçayı, çok güzel. Evet. Ver, nefes, nefes, nefes. Özge iyi misin? Süperim, şimdiden terledim. Çok güzel. İyice kalçayı sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Bugün cuma. Cumartesi ödeviniz var. Pazar günü ofus. Yiyin için dinlenin, keyfinize bakın. Ama pazartesi muhteşem başlayacağız, haberiniz olsun. Nefes, nefes, nefes. Evet ve bırak. Burada şimdi biraz daha topun üstüne doğru çıkıyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes al. Nefes. İyice obliks devreye girsin. Çok güzel. Evet. Tam dön. Hisset bunu. Nefes.
Harika. İyice uza. Çok güzel. Nefes. Çok güzel. Şimdi tekrar. Son iki. Ve son kez. Bıraktık şimdi. Burada elimizle başımızı destekledik direkt. Birazcık esneyelim önce, ondan sonra bunu yapalım. Burada bacakları uzatın. Bırakın kendinizi. Evet, çok güzel. İyice bacaklar gergin. Kollar gergin. Çok güzel. Uza uza uza. Bütün vücudunun açıldığını hisset. Nefes alıp vermeye devam. Çok güzel. Beste yapıyordu bugün bu hareketi ya. Sabah gördünüz değil mi? Resmini çekti. Evet. Bir Instagram yapalım. Evet, beste yapıyordu yani bu hareketi. Vallahi gözümle gördüm yani. Yaptı. Nefes, nefes, nefes. Ve şimdi bırak gel. Elimizle başımızı destekleyelim. Burada nefes aldık ve direkt orta karın. İçeri. Karınlar taş. Evet, bakın 3 hafta olduk. Herkesin vücudu değişti. Çok güzel olumlu dönüşler alıyorum sizlerden. Çok mutlu oluyorum. Boyu uzayanlar, kilo verenler, taşlaşanlar, depresyondan kurtulanlar. Şimdi nefes. Yan, nefes. Oblix devrede belimizi inceltmek için çok etkin bir egzersiz. İyice çevir, twist, nefes. Son kez. Ve son şimdi. Bırak, çok güzel. Evet, harikayız. Yavaşça topumuzdan. Şimdi topumuzun üstüne nasıl çıkacağız? Topun üstüne çıkma sanatı var değil mi? Çok önemli. Düşmeden, sakatlanmadan topumuzun üstüne nasıl çıkarız? Her hafta gösteriyoruz. Şöyle önce bir topa doğru kendinizi yaslayın, bırakın. Elleriniz bir bebek gibi emeklemeye başlayın. Ayaklarınız hala yerde. Topunuzu şu şekilde alıp ayarlayabilirsiniz. Tam böyle göbek deliğinizin altına gelsin. Denge için. Şu anda iyi sanırım. Burada şimdi sağ ayağınızı kaldırın. Baktınız hala bir düşüş söz konusu değilse, düşmüyorsanız sol bacağınızı da kaldırın ve topun üstündesiniz. İstediğimiz bu. Gayet güzel değil mi Özgeciğim? Evet. Yani. Güzel de Özge çıkamadı. Özge topun üstüne çıkamadı mı? Yok. Yerleşiyorum. Evet. Hazır mıyız? Şimdi güzel kalça hareketleri yapacağız. Burada kolumuz da var. Evet. Bacakları açıyoruz. Nefes alıyoruz. Ve ver kapat. Aç bacakları. Nefes al ve ver. Aç. 10 dakika mı? Yok artık. Nefes. Nefes. Çok güzel. Harikayız. İyice bacaklar gergin. Nefes. Şimdi burada makas yapacağız. Makas için hazır mısın? Nefes, kalçayı sık iyice. Bacaklar gergin. Kalça sıkı. Harikasınız. Bakın burada topun altına doğru bacaklarımı bırakmıyorum. Tam tersi. Topun üstüne doğru. Görüyor musunuz? Bu çok önemli bir ayrıntı. Nefes. İyice. Belimde herhangi bir tansiyon yok. Sırtım aktif, kollarım aktif. Kalça müthiş çalışıyor, bacaklar. Şimdi froggy. Topukları birbirine değdirdim ve kendime çekiyorum. Froggy için hazır mısın? Evet işte. Muhteşem bir egzersiz. Nefes alıyoruz. Çek nefes. Uzat. Yine
bacakların ödemini indiren, kalça çalıştıran, skinny jeans egzersizlerinde çok kullandık bunu biliyorsunuz. Bacak incelten egzersizler, sıkılaştıran, ödem attıran, nefes. Çek nefes ve uzat. Çek nefes ve uzat. Tekrar. Şimdi. Yeniden. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, ver. Burada. Şimdi kal, 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 kal. Başına ne geleceğini biliyor musun? Seni lüt savar. En sevdiğim. Ay. Hazır mıyız? Evet. Topukları birbirine değdirdik. Ve şimdi yukarı. Çok mu seviyorsun Özge? Çok seviyorum. Nasıl bir etki yaratıyor bu? Kalçayı yukarıya kaldırıyor. Selülitleri yok ediyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece selülitler zaten. Bay bay. Olmayanlar yapmayabilir tabii. Ben yapmıyorum. Nasıl yani? Engellemek için yapıyoruz. Olmayanlar da yapacak tabii ki. Nefes, nefes, nefes. Erkeklerde selülit yok ya. Aklınca bizimle dalga geçiyor. Nefes, nefes. Aç bacakları şimdi. Uzat. Burada bir şöyle topuğu yere değdirmeye çalış. Çok güzel. Nefes. Evet, kalk. Arka bacağı hissedelim burada. Nefes. Nefes al ve nefes ver. Nefes al. Evet, burada ne kadar güzel rahatlatıyor bacaklar değil mi? Çok güzel oluyor. Nefes. Şimdi yeniden. Bir kez daha. Çok güzel. Burada şimdi kolumuzu da çalışalım. Sırt kol. Burada nefes alıyorum. Nefes al. Nefes. Çok güzel. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, ver. Nefes al. Şimdi ver. Kalça sıkı, kollar aktif. Burada, evet, şimdi hemen çeviriyoruz. Ellerimiz şöyle birbirine baksın. Nefes aldım ve nefes ver. Nefes al. Nefes. Çok güzel. Kolları hisset, sırtını hisset. Süperiz. Nefes al. Uzun bacak gergin. Nefes al. Şimdi tekrar. Son iki. Son kez. Harikasınız. Ve şimdi sırada Diamond. Diamond. Diamond'ı nasıl yaptığımızı. Diamond tişörtlerini pazartesi giyelim. Bence de. Özge'nin çok güzel bir hediyesi var bana. Tişörtler biliyorsunuz. Mesajlı tişörtlerim bu aralar çok meşhur oldu. Özge'cim de bana bir tane hediye almış. Pazartesi giyeceğiz onu. Evet, beraber. Evet. Hazır mıyız şimdi? Diamond yapacağız. Müthiş bir kol egzersizi. Kolları sıkılaştıran, kol sarkmalarını önleyen harika bir egzersiz Diamond geliyor. Nefes. Kontrol. Nefes alıyorum ve nefes ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Çok güzel. Nefes. Diamond. Nefes. Muhteşem. Nefes aldım ve nefes ver. Nefes al. Ver. Son kez. Kal burada. Kal, kal, kal. Çok güzel. Şimdi yavaşça geri geri emekliyoruz. Düşmüyoruz. Kontrol sizde. Sakin, sakin. Çok güzel. Oh, süperiz. Burada hemen bir esneyelim. Nefes aldık. Nefes ver. Git, 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 git. Kal burada, burada sırtını bırak. Evet, çok iyi.
Kal kal kal. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. Tekrar nefes. Çok güzel. Şimdi yarıya kadar geldim kolumla. Nefes aldım. Nefes ver. İyice esne esne esne. Çok iyi. Burada kapat gözlerini. Sadece sen ve ben. Evet, sadece kendine konsantre oluyorsun. Gözler kapalı. Kal kal kal. Sadece olumlu, mutlu, pozitif düşüncelere odaklanıyoruz hep birlikte. Hayatımızda sadece pozitif ve güzel düşüncelere odaklanıyoruz. Ona yer veriyoruz. Yeniden şimdi burada nefes al, yarıya gel. Ve nefes ver. Bırak sırtını yine. Şimdi yarıdan nefes aldım. Nefes ver. Tekrar kapat gözlerini, iyice esne. Sadece olumlu, mutlu, pozitif düşüncelere odaklanıyoruz hep birlikte. Güzel düşüncelere odaklanıyoruz. Siz önemlisiniz, unutmayın. Siz önemlisiniz, siz özelsiniz. Pilates yapmanın, kendinize vakit ayırmanın keyfini çıkartın lütfen. Burada şimdi tekrar bir nefes alın. Nefes verirken gelin yarıya, burada kal. Esne, iyice sırtını bırak, nefes al ve nefes ver. Tekrar nefes aldın. Nefes verirken yavaş yavaş kalkmanı istiyorum, omurlar. Evet, tek tek tek. Bırak kendini. Çok güzel. Evet. Süperiz. Burada nefes tekrar. Evet, aynı şekilde. Şurada yine biraz önce yaptığımız hareketi yapacağız. İyice sırtımız da açılsın. Rahatlayalım. Uzatıyoruz bacakları. Çok güzel. Arada yapmıştık bunu. Kolları arkaya doğru bıraktım. Çok gergin. Evet, uzla 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 iyice. Esne. Nefes alıp vermeye devam. Kolları uzat, bacaklar gergin. Çok güzel, iyice esne. Nefes al ve nefes ver. Müthiş bir rahatlama hissediyoruz şu anda. Nefes alıp verirken oksijeni bedenimizde ve beynimizde dolaştığını hissediyoruz. Şu anda aynı anda aynı duyguları, aynı hissi hissediyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Şimdi yavaşça. Gel gel gel. Çok güzel. Müthişiz. Evet, gerçekten harikaydı bugün. Müthişti. Bacak arkasını da biraz açmak istiyorum. Hiçbir süre yok. Bir dakika. Tamam, yapalım. Bir dakika yalvar yakar böyle. Hadi ayakta yapalım. Evet, burada nefes alıyoruz hep birlikte. Nefes verirken iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Çok güzel. Gidebildiğimiz noktaya kadar gidiyoruz. Burada ayak parmaklarınızı silin. Ayak bileklerinizi tutun. Bir miktar bacaklarınızı aralayabilirsiniz. Burada kalın. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Çok güzel. İyice bacak arkasını hisset. Gerginliği hisset. Açıldığını, uzadığını hisset. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, ver. İyice esne, esne, esne. Bacak arkasını hisset. Altı sıkı. Gerginlik, geçiş. Rahatlama. Relax. Nefes. Şimdi nefes verirken yavaş yavaş kollarını bırak bu şekilde, sallandır. Yavaş yavaş indire, yukarı doğru. Çekiyorsun. Gayet serbest ve rahatsın. Kollar rahat. Uza uza uza. Müthiş, müthiş. Kendimizi o kadar iyi hissediyoruz ki şu anda. Harika hissediyoruz. Boyumuz uzadı sanki, değil mi? Uzadık, açıldık, çalıştık.
Bugün çok verimli geçti. Top güzeldi. Bilmiyorum siz nasıl hissettiniz? Arman? Güzeldi. Bir göğüs hareketimiz vardı, onu yapamadık. Evet. Pazartesi yapalım. Pazartesi yapalım, tamam. Topla mı yapacağız? Topla yapacağız. Topla, tamam. Pazartesi zaten böyle karışık bütün egzersizleri geçmek istiyorum. Cumartesi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Cumartesi günü yürüyüş istiyorum hepinizden. Streç istiyorum, biraz pilates istiyorum, biraz karın istiyorum. Yani karışık bir çalışma yapın yarın. Ev ödeviniz size. Pazar günü ne yapıyorsunuz onu da biliyorsunuz. Dinleniyorsunuz, kaslarınızı dinlendiriyorsunuz, vücudunuzu dinlendiriyorsunuz. Eğleniyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, beyninizi dinlendiriyorsunuz. Pazar günü offsunuz. Ama pazartesi canınızı okuyacağım, haberiniz olsun. Çok güzel olacak. Üzerimi değiştirirken sevgili isim analizcimiz Celalettin İpek Bayrak bizimle birlikte olacak. Bugün başarılı ve ünlü astroloğumuz var, kendisini çok seviyorum. Sevgili Şenay Yangel. Canlı yayın konuğum olacak hanımlar. Ekran başına lütfen. Sanatçımız Doğan Umut aynı zamanda canlı yayın konuğum olacak. Bugün çocuklar için çocuk yemekleri kitabımda da vardı. Esasında yetişkinler için de yaptığım çok güzel bir köftem var benim. Fırında yaptığım çiftlik köftesi. Böyle bezelyesiyle, mısırıyla harika bir köfte. Onu yapacağım, çiftlik köftesi yapacağım. Bugün ne yapacağım diye de düşünmeyin evinizde. Fırında çok sağlıklı ve lezzetli, harika bir köfte. Yorgun ciltler için de bir bakım yapayım dedim. Hafta sonuna böyle ışıl ışıl, pırıl pırıl girin istiyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yeşil çaylarınızı hazırlayın. Hemen ama hemen geliyorum. Ebru Şallı ile Ebru Lin'in konuğu isim analizi uzmanı Celalettin İpek Bayrak. Sizin, çevrenizdekilerin ya da yeni doğacak çocuğunuza koyacağınız ismin hayatınıza nasıl etki ettiğini ya da edeceğini, beraber olduğunuz kişiyle aranızdaki uyumu merak ediyorsanız 0212 995 05 51 numaralı telefonu arayıp canlı yayına bağlanabilirsiniz. Ebru Şallı ile Ebru Lin'in konuğu ünlü astrolog Şenay Yangel Devi. Kanlı ay tutulması nedir? Bizi 4 Nisan kanlı ay tutulmasında neler bekliyor? Ay burcumuza göre hayatımızın aşkını nasıl belirleyeceğiz? Ve haftalık burç yorumlarıyla astrolog Şenay Yangel Devi Ebru Lin'de. Hanımlar, ekran başına. Hem leziz hem de pratik bir yemek, çiftlik köftesi ve yorgun ciltleri canlandıran, hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız yoğurtlu maske tarifi Ebru Şallı ile Ebru Lin'de. Müzik piyasasına yeni bir isim daha dahil oluyor. Boş Ver isimli single çalışmasıyla müzik marketlerde yerini alan Doğan Umut, gitar eşliğinde canlı performansla Ebru Lin'de. Merhaba sevgili TVM izleyicileri. Yine kısa bir kaderin şifresiyle beraberiz. Kaderin şifresi nedir derken telefonumuz varmış. Serpil Aydın. Alo. Hattan düştü galiba. Yine gelen mailler. Herkese mavi boncuk mu dağıtıyoruz diye yüzlerce mail geldi. Herkese mavi boncuk. Aslında her insan nerede doğmuş olursa olsun, hangi eğitimi almış olursa olsun hiç önemli değil. Bütün dünyadaki insanların ortak bir isteği vardır. Köyde de doğmuş olsa, çok büyük bir metropolde de. Severek, isteyerek yapacağımız bir iş, huzurlu bir hayat, mutlu bir evlilik hayatı ya da okul hayatındaki başarılar. En önemlisi iş hayatımız. Ömür boyu bunu şanslı, başarılı bir şekilde devam ettirebilmektir. O yüzden adımlar atmamız gereken olası şanslı dönemlerimiz hangi zamanlar ve buna paralel olarak olabilecek, irademiz dışında gelişebilecek olası şanssız dönemler. Biz bunları biliyor, ona göre adımlarımızı atıyorsak ömür boyu şanstan bahsedebiliriz ve herkese mavi boncuk dağıtmaksa mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmek, evet herkesin o mavi boncuğa ihtiyacı vardır. Bir telefonumuz var yine, Çiğdem Yılmaz. Evet hocam, günaydın. Merhaba, günaydın. Hemen. Oğlum için baktırmak istiyorum. Tabii ki. Alabilir miyim? İsim? Deha Yağız Yılmaz. Şöyle, her iki isim kullanılıyor mu? En çok Deha kullanılıyor. Evet, önemli olan o devamlı çağrılan isim, hitap edilen isim. Deha Yılmaz o zaman. Yılmaz. Tam doğum tarihini alabilir miyim? 25.08. Evet. 2004. Allah bağışlasın.
Hemen ufak bir hesabımız var yine. 6, 11, 12, 13, 14, 20, 29, 30, 32. Beşinci grubu bulduk. 10, 14, 16. Hemen. Evet. Altıncı yaşını da çok şükür atlattı. Altıncı yaşı olası biraz sıkıntılı yıldı. Umursamıyoruz. Neden? Bakın beşinci grubu gördük. Hemen Ebced hesabını yaptık. Beşinci grubu bulduğumuz zaman o dengeleyici, o idareci yapısı hayat boyu devam eder. Şu var, olağanüstü duygusal, kıvrak pratik bir zekaya sahip, olağanüstü de bir duygusallık var. Altıncı his, olağanüstü güçlü. Devamlı ben örnekler veriyorum. Bazı insanlar, aslında tüm insanlar için geçerli bu. Hangi yaşta olursak olalım, zamanı gelince vereceğimiz önemli bir karar, atacağımız adım, hayatımızı her yaşta, her dönemde, her çağda, olumlu yönde belirleyebilir. On parmağında on marifet sözünü ben artık devamlı kullanıyorum ama bu tür durumları gördüğüm zaman kullanıyorum. Bir tek uyarı, çok parlak ve çekici bir yıldıza sahip olduğundan madden ve manen birçok şeyi aynı anda ister mi ister. Ve yine lider bir tarafı var ama çok duygusal bir lider. O konuda neye dikkat ediyoruz? 2004, 10. yaşı hangisiydi? 2014. Kritik dönemde, sakınılması gereken bir dönemde, geride kaldı çok şükür. 2015 yılı ve çok ilginç tam zamanı, 2015 yılı Mart ayı Deha Yılmaz için gerçek anlamda şanslı dönemi başlattı ve artarak devam edecek. Bundan sonra neye dikkat ediyoruz? 18. yaşına son derece dikkat ediyoruz. Lider tarafı var dedik. Allah vergisi birçok yeteneğe sahip. Hani cevval bir çocuk deriz ya, birçok şeyi aynı anda yapabilir. Evet, Allah vergisi yetenekler sayesinde birçok şeyi yapar, başarır. Büyümüş de küçülmüş dediğimiz en güzel örneklerden biri. Sizin ona bir şey öğretmenize ihtiyacı yok. Açık şuur diyoruz. İşte o açık şuur neyi, ne zaman yapacağını çok iyi bilir. Fırsat ve zaman kollar ama 18. yaşta çok önemli kararlardan kaçınılacak. Hani bazen çok duygusal oluruz. Bazı insanlar için aynı anda iki ne yardan ne serden geçeriz ya. İki şey beğeniriz. Bu maddi olarak da duygusal anlamda da o geçerlidir. İkisini aynı anda isteriz. Bu 18. yaşına kadar öyle ama 19. yaştan itibaren işte düşüşü olmayan bir yükseliş diyoruz ki madden ve manen olağanüstü şanslı dönem bir daha başlayacak. Hayat boyu dikkat edilmesi gereken dönemleri 6 ve katı olan, örneğin ne dedik? 18, 24, 30, 36. Bu yaşlarında parlak ve çekici bir yıldıza sahip ya. Karşı cins için de çok çekici bir yıldız. Bu yaşlarda biraz temkinli olunursa 19'undan itibaren o dimdik ayakta durması, olağanüstü başarıları sağlaması ömür boyu devam eder. Aman o saydığım şeyler, o yıllar, bunlar yaşları, onlar çok çok önemli. Ne diyoruz? Ömür boyu şanslı ve başarılı olmanın altın anahtarı, irademiz dışında gelişebilecek şanssız yaşlarımızı, şanssız yıllarımızı biliyor ve önlem alıyorsak ömür boyu başarıdan bahsedebiliriz. Yıldız, evet çok parlak bir yıldız. Allah nazardan saklasın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama 2015 Mart gerçek anlamda şansını başlattı. Evet. Hocam bir de küçük oğluma bakabilir miyiz kısaca? Serpil Hanım demiş, hattan düşmüştük. Şu anda hattaymış. Onu pazartesi günü borcumuz olsun ya da kaderin şifresi sayfası var Facebook'ta. Oradan evet, yazarsanız cevaplayacağım. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Evet, Serpil Aydın. Hocam. Evet, merhaba. Ben İzmir'den arıyorum, kızım için. Zeynep Aydın, Zeynep ismini daha çok kullanıyorum. Evet, önemli olan devamlı çağrılan isim. Evet. Zeynep Aydın. Evet. Tam doğum tarihini alabilir miyim? 28.08.2012. Allah bağışlasın. Hemen ufak hesabımız var yine. Biraz bekletiyorum ama. Tabii. 30-40. Evet, 6. Bakın yine hemen Ebced hesabını yaptık. 6. grup. 6. grubu gördüğümüz zaman ne diyoruz? Yine lider gruplardan biri. Çocuk denecek yaşta hayatı boyunca kendi geleceğini ve kendi şansını belirleme hakkına sahip nadir gruplar vardır. 6'ya 5'i gördüğümüz zaman onu hemen
hissedebiliyoruz. Ve çok ilginç, çocuk doğuştan şanslı deriz. Bizde çok önemli iki söz vardır. Çocuk rızkıyla doğar ya da nikahta keramet vardır. Nedir? İki şans birleşiyor ya da çocuk şansıyla doğuyor. Altıncı grup, şans aslında önemli değil. Çok genç yaşta yeteneklerinde farkına varır, zekasının da farkına varır ve bu başarıyı arttırarak devam eder. Çocuk dedik ya, beşinci yaşına biraz dikkat edeceğiz ama altıncı yaşından itibaren o açık şuurdan bahsediyoruz. Şimdiki çocuklar, Allah nazardan saklasın, anlatmakla bitmez. Hazreti Ali'nin 1400 senedir bugüne çok olağanüstü bir sözü vardır. Bunu biz aileler, ana babalar bunu öğrenmek, bilmek zor, kabul etmek zorundayız. Ben babamdan ileri, çocuğumdan gerideyim. İşte biz bunu kabul ettiğimiz zaman ve çocuklarımıza yetenekleri doğrultusunda ne iş yapmak istiyorlarsa istesinler, onlara destek olduğumuz takdirde işte hayat boyu gerek evlilik hayatlarıyla gerek iş hayatlarıyla olağanüstü başarılı, mutlu, huzurlu olduklarına şahit olacağız. Zeynep Aydın kesinlikle 6 yaşında kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olacak. O muhakemeleri yapmayı bilecek. 10-16 yaşından itibaren muhteşem bir şekilde devamlı şanslar, 5'er yıllık arayla şanslar bir daha yenilenecek. Ama 20. yaşını bitirip 21. yaşına geldiği andan itibaren ne istediğini gerçekten iyi biliyor olacak. Tuttuğunu koparar diyoruz ya, kesinlikle. Ön seziler muhteşem. Şu anda 3 yaşında ama dikkat edin, yakın çevresini de şaşırtabilir. Kurduğu planlarla bir şeyi kendi lehine çevirmesi için planlar yapar, kurnazlık yapar ama kazanır. Evet. Hayat boyu kazanmak için doğmuş. Allah nazardan saklasın. Sağ olun. Abisiyle o oyunları çok yapıyor. İşte 6. grubun özelliğidir bu. Şimdi kısaca artık şey ediyoruz, yine bir telefonumuz var. Gönül Kurukaya. Evet, evet hocam. Kendiniz için mi? Hayır, oğlum için. Alabilir miyim? Ömürcan Kurukaya. Ömürcan Kurukaya. Evet. Tam doğum tarihini alabilir miyim? 31.05.1996. Hemen yine ufak bir hesabımız var. Biraz bekleteceğim ama. ...16, 16, 19, 20, 31, 36, 46, 46, 53, 54, 55, 61. 9, 20, 25, 30, 34, 7. Maşallah diyoruz, fazla bir şey demiyoruz ama neden? Bakın, 7. grubu ve diğer 7. grubu gördük. Hemen Ebced hesabını yaptık. Bu 2 7'yi gördüğümüz zaman, zaten 7. grubu gördüğümüz zaman Allah vergisi birçok yeteneğin bir insanda birleşmiş hali diyoruz. İdarecilik var, yöneticilik var, yaratıcı fikirler var, sanatsal faaliyetler olsun, ağır iş konuları hiç umurunda değil. Hani bir söz vardır, o işten kaçmaz, iş ondan kaçar. Hayatı boyunca ama özgür iradesiyle ne zamandan beri? 25. yaşı bitecek, 26. yaşından itibaren özgür iradesiyle vereceği her karar onu mutlak başarıya, mutlak mutluluğa götürecektir. Yine 20. yaşa dikkat ediyoruz. 25 dedik. Bakın 20'den sonra hiçbir sorun yok. Evlilik yapabilir, kendi adına kendi işini kurabilir. Lider bir taraf, emir almayı da pek sevmez. Çünkü idare etmeyi, yönetmeyi sever. O Allah vergisi bir yetenektir. Ne diyoruz? Yetenekler ne annemizin ne babamızın elindedir. Yetenekler Allah vergisidir. Her insanın yeteneği öyledir. 21, 22, 23, 24 hiç sorun değil ama sadece 25. yaşında evlilik yapmasın, kendi adına iş kurmasın, 20. yaşta da bunu yapmasın. 26'dan itibaren yine ömür boyu başarıdan, mutluluktan bahsedersek 25, 30, 35, 40, 45 ve 50. yaşlarında risklerden uzak kaldığı takdirde, temkinli olduğu takdirde hayat boyu sürecek mutluluktan, başarıdan bahsedebiliriz. Biraz asabiyetine dikkat etsin. O sabırsızlıktan dolayı bazen asabiyet gösterebilir. Bilsin ki onun zamandan başka rakibi yok. 20 yaşına kadar aile ona destek olacak. 21'den itibaren kendi her şeyin farkındadır. Bir şeyleri başaracak. Ama 26'dan itibaren hayat onun. Allah nazardan saklasın diyoruz şimdiden. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir telefonumuz daha var. Faruk Şahin. Evet.
Ha, merhaba. Merhaba efendim. Doğum tarihi de alabilir miyim? Ben oğlum için baktıracaktım yalnız. Tabii alabilir miyim? Hayrettin Sinan Şahin. Her iki ismi kullanıyor mu? Hayrettin benim oğlumun Sinan ismi. Kullanıyorum. Efendim, Sinan'ı kullanıyorum. Evet, Sinan Şahin mi? Evet. Sinan Şahin. Tam doğum tarihini alabilir miyim? 16.09.1984. Hemen ufak hesabımız var yine. ...8, 9, 13, 16, 24, 25, 31, 9, 42. 6. grup, 22. yaş, 2006 yılıydı. Bakın, yine bir 6. grubu gördük. Ve olağanüstü bir şans gördük ama... ...her zaman biz insan olmanın en temel değeri... ...duygusallık, vicdan, adalet diyoruz. İşte bu konulara iş ve arkadaşlık hayat boyu devam... ...yani hayat boyu birbirinden ayrılması. Devamlı bu şekilde hareket edersek çok daha iyi olur... Allah vergisi birçok yetenek. Yine 6. grup, 22. yaş, olası irademiz dışında gelişen kritik dönem 2005-2006, sakınılması gereken yıllardı. Son olarak 2012, yine sakınılması gereken bir yıldı. Her ne kadar 100 yılda bir denk gelen bir durumdur ki, 2011'in Kasım ayı, bundan sonra 33, 44, 55 ve 66. yaşlarda bakın çok parlak ve çekici bir yıldıza da sahip. Allah nazardan saklasın. Halk arasında biz ne deriz? Ya nazar değebilir, göze gelebilir o yıldızından, parlak yıldızından dolayı. Bu konulara dikkat edilirse 2016 Kasım ayı Sinan Şahin için hayat boyu sürecek. Gerçek anlamda şanslı dönemi başlatacak ve artarak devam edecek. 11 ve katı olan yaşlar ama bu konulara çok dikkat edelim. Evlilik hayatında veya sağlıkta ya da iş hayatında bunlar irademiz dışında gelişebilecek şanssız dönemlerdir. 11 ve katı olan yaşlarımız. Sinan Şahin bu konulara dikkat ederse bir de vicdanını rahatsız etse dahi o yaşlarda biriyle yardım etmek ister ama oradan çok büyük zararlar görebilir. Ya da bazı ikili ilişkilerde yanlış anlaşılıp üzülmemesi için son derece dikkatli olması lazım, temkinli olması lazım. Ömür boyu başarıdan bahsedersek, şans var yok umurunda değil, çok şanslı ama işi hiçbir zaman şansa bırakmayan yapısı. Ama ömür boyu aman iş ve arkadaşlık mutlaka birbirinden ayrı kalmak zorunda. Söyleyecek çok şey var ama ne diyoruz, ekranında çok özel konulara değinemediğimiz için ama Facebook'ta o kaderin şifresi sayfasında özellikle Sinan Şahin için bir şeyler yazıp yollayacağım ben size. Süremiz de bugünlük bitti. Pazartesi günü inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere. İyi günler diliyorum. Ebru Şanlı'yla Ebruli'nin konuğu ünlü astrolog Şenay Yangel Devi. Kanlı ay tutulması nedir? Bizi 4 Nisan kanlı ay tutulmasında neler bekliyor? Ay burcumuza göre hayatımızın aşkını nasıl belirleyeceğiz? Ve haftalık burç yorumlarıyla astrolog Şenay Yangel Devi Ebruli'de. Hanımlar, ekran başına. Hem leziz hem de pratik bir yemek, çiftlik köftesi ve yorgun ciltleri canlandıran, hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız yoğurtlu maske tarifi Ebru Şallı'yla Ebruli'de. Müzik piyasasına yeni bir isim daha dahil oluyor. Boşver isimli single çalışmasıyla müzik marketlerde yerini alan Doğan Umut, gitar eşliğinde canlı performansla Ebruli'de. Aşık oluyorsunuz, red mi ediliyorsunuz? Ya da aradığınız aşkı bulamıyor musunuz? Evimde, barkımda, cebimde param yok. Gelen para gidiyor. Kazandığımın bereketi mi yok diyorsunuz? Aşkım var, işim var, bereketim var. Kısacası her şeyim var ama mutlu değilim mi diyorsunuz? Kişisel gelişim uzmanı Anıl Can, aşkı, bereketi, mutluluğu çeken çok özel tariflerini Ebruli'de veriyor. Hayatınızın yönünü değiştirecek bu özel programı kaçırmayın. İyi
sabahlar, iyi sabahlar. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimize mutlu, pozitif bir sabah diliyorum. TVM ekranlarından canlı canlı pilatesimizi yaptık bugün topla. Harika bir gündü, bayağı verimli geçti. Vücudumuzu harika hissediyoruz, ruhumuzu harika hissediyoruz. Muhteşemiz, çok güzel, başarılı, hepiniz yakından tanıyorsunuz onu. Sevgili Şenay Yangel Devi, şu anda canlı yayın konuğum. Dün de zaten anons etmiştim biliyorsunuz. Çok seviyorum onu. Enerjisi çok güzel bir kadın, çok tatlı bir kadın. İçi dışı bir, çok da güzel. Yani o kadar hoş ki. Hoş geldin Şenay'cığım. Güzel arkadaşım benim, o senin nasılsın? Güzel yüreğin. İyiyim, seninle birlikte özledim daha da seni, ben evet de seni ya. Çok özledim. Biz onunla biliyorsunuz çok program yaptık evet. Beraber. Ben işte bir sezon, bir buçuk sezon kadar ara verdim. O daha da bir ilerledi. Her gün devam, yola devam. Güzel gidiyor. Güzel çok iyi gidiyor, gördüm seni. Gidiyor. Ben de seni çok güzel gördüm. Hı-hı. Sen zaten her zaman güzelsin. Zaman sende tersine işliyor pozitif olduğun için. Eyvah. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler canım benim. Muhakkak sorularınız olabilir. TVM, Ebruli, Instagram, Facebook, Twitter hepsinden Ebruli TVM, Ebruli TVM. Özelden de Instagram, Ebru Şallı, Twitter'dan her zaman sorularınız olabilir, yazabilirsiniz. Bize şu anda bekliyoruz. Ne yapıyorsun Şenay'cığım, nasılsın? Kitap da çıkmış. Kitap da çıktı. Hayatımızın rol, yol haritasını çizin. Ay Burcu Mucizesi. Hemen şöyle kitabımızda bir gösterelim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ne zaman çıktı? Ederim. 1,5 ay oldu çok kitap çıkalı. Çok yeni daha bebiş. Dünyada Ay Burçları üzerine yazılmış bir kitap yok. Seninle hep programlarda Ay Burcu sen derken. Sen soyadını ne yaptın sen? Şenay Devi. Soyadım değil. Soyadım Yangel. Ama Devi ben Vedik Amerikan Konseyi'nden guruluk unvanını aldıktan sonra. Evet. Bu benim guru ismim ve onu da eklettik. Aha. Şenay Devi Yangel olarak kullanıyorum Şenay artık. Şenay Devi Yangel olarak kullanılıyor. Onu açıklayalım. Evet kitap bir kitap buçuk ay. Kitapta 1,5 ay oldu. Dünyada ay burçları üzerine yazılmış bir kitap yoktu. Kadınların haritasında kilo alıp vermemizden aşk hayatımıza kadar her şey ay burcumuzla ilişkili. Erkeğin haritasında da seçeceği kadın, anneyi algılayış şekli, gün içerisinde 2,5 günde bir ay burç değiştiriyor. Cilt bakımımızdan, saç bakımımıza, diyetten, hamilelik dönemimizi belirlemekte rehber bir başucu kitabı oldu. Hı hı. Okuyucularımız da çok sevdi. Ayrıca kitapta ben yaklaşık 1,5 senedir müneccimbaşılık ve Osmanlı'da astrolojiyi araştırıyorum. Yeni ay ve dolunaylarda yapılması gereken ritüeller var. Hı hı. Ayın o muhteşem senin enerjisini hayatımıza çekmek için. Çok meşhur, çok etkili. Yaptık hep yapıyoruz yani. Bunları da yapmanı tavsiye ediyorum. Yapacağım. Çok çok etkili. Ne varsa bizde var aslında bu güzel medeniyetler beşiği ülkemizde. Çok derin hazineler var. Biz de elimizden geldiğince araştırıp ışık tutmaya çalışıyoruz. Hı hı. Vallahi harika. Kitabı edinelim. Şu anda satışta değil mi? Herkes ulaşabilir. Tabii herkes ulaşabilir. Hı hı. Şimdi 4 Nisan'a gelelim. Gelelim. 4 Nisan'da. Bugün tabii bütün burçları bir geçeceğiz. Tabii. Hepsini şöyle bir geçeriz. Tabii ki. Ama 4 Nisan'la ilgili bir konuşalım. Şimdi 4 Nisan'da ne olacak? Hemen geçen haftaki Balık burcunda gerçekleşen güneş tutulmasının akabinde 4 Nisan'da Terazi burcunda kanlı ay tutulması yaşanacak. Gökyüzü ilk ve ikinci tutulmayla hepimizin hayatında etkili enerjileri tetiklemekte. Balık burcunda gerçekleşen tutulma hepimize gerginlikler getirdi, yüzleşmeler getirdi. Empati kuramadığımız, kendimizle yüzleşemediğimiz konularda bir dizi sınava tabi tutuluyoruz. Ayrıca değerli izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Tutulmalar 6 veya 12 ay hayatımızda etkili olduğu için şimdi balıkta gerçekleşen tutulma 4 Nisan'da kanlı ay tutulmasının gerçekleşmesi. Kanlı ay tutulması nedir onu da ben hemen açıklayayım. Lütfen. Tutulma esnasında Mars çok etkin olduğu için ay kırmızı bir hal alacak ve bu yüzden çok kanlı önemli. Kanlı ay tutulması. Kanlı ay tutulması geçtiğimiz seneden beri devam ediyor. Sevgili koç burçları özellikle ilk 10 gününde doğan koçlar bu tutulmadan fazlasıyla etkilenecekler. İkili ilişkilerinde haksızlık ettilerse daha büyük haksızlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Özel hayatlarında özellikle evli ve ilişkisi devam eden koçlar farklı arayışlara girmelerinden dolayı skandallarla karşı karşıya kalabilirler. Uyarıyoruz onları ve aynı şekilde iş hayatlarında her türlü riskten uzak durmalılar. Ortaklaşa işler söz konusuysa ortaklardan gelecek zararlar ve hukuki problemlerle uğraşabilirler.
Ama bekar ve ilişkisi olmayan koçlar, aşka küskün koçlar, bu enerjiyi karşıt burçlarında gerçekleşecek tutulmayla kendi iç dünyalarında yüzleşebilirlerse ve sürekli şikayetçi oldukları konularda kendilerini geliştirebilirlerse hayatlarının aşkını bulabilirler. Hmm. Sevgili boğalar için de, ben de boğa burcuyum biliyorsun. Evet. Bu tutulma özellikle işle ilgili konularda, özel hayatımızda yolunda giden istikrarlı beraberlikler ve evliliklerden rahatsızlık duyan insanların emeklerini, çabalarını boşa çıkartacak. Ve bu insanlarla ilgili konularda yüzleşmeler yaşayacak sevgili boğalar. Onlara tavsiyem, sizler Venüs'ün merhametini yüreğinde taşıyan çok güzel insanlarsınız. Ve hep boğalara, dünyaya güzellik katan insanlar diyorum ben. Bu sefer tutulma enerjisiyle herkese hak ettiği gibi değer versinler. Ve hayatlarında onlara zarar verecek her türlü alışkanlığa ve kişiye tepkilerini sert olarak koysunlar. Mesleki hayatlarında, yurt dışı ile ilgili konularda çok önemli gelişmelerle adlarından başarıyla söz ettirecekler. Bu dönem çok çalışıp mücadele edip kalıcı ilişkilere, kalıcı işlere adım atacak sevgili boğalar. Vay, boğalar için güzel. Evet, boğalar için güzel. Sevgili ikizler için özellikle evli ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan ikizler, bu dönemde eşin sakladığı bir takım gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sarsılabilirler tutulma enerjisiyle. Onlara tavsiyem, gerçekten eşlerine güveniyorlarsa araştırmadan, anlamadan, dinlemeden başkalarının yönlendirmeleriyle kararlar almasınlar. Çünkü bu tutulma enerjisiyle ikizler fazlasıyla gerilecekler ve bu sağlık problemlerine de sebep olabilir sebep onlar olabilir. İçin. Onlara tavsiyem, her şeyi bir kere tutulmayı takip eden 10 gün boyunca özel hayatlarıyla ilgili kararlar almasınlar. İşle ilgili konularda da eğer başkalarının yönlendirmeleriyle değil, kendi yeteneklerine güvenerek hareket edebilirlerse başarılı çıkışlar yapabilecekler. Yeni işler, ortaklıklar, başlangıçlar için 5 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar olan süreci çok akıllıca değerlendirmeleri gereken bir dönem. Bekar ikizler de bu dönemde bitişler yaşayabilirler. Hiç korkmasınlar. Tutulma enerjisi canım derken canın çıksın anlamalarına sebebiyet verecektir. Bittiği gibi yeniden başlayacaktır. Küçük meseleleri büyük sorunları haline getirmesinler diyorum onlara da. Peki Ay burcu ne demek? Şimdi güneş nasıl, sen Oğlak burcusun. Doğduğumuz anda bir burcun içerisine yerleşmiş ve bizim karakteristik özelliklerimizi veriyor. Hı hı. Ay burcu da aynı doğduğumuz günde güneşin yerleştiği gibi bir burca yerleşiyor. Ve doğum saatini bilmelerine gerek yok. Kitabımızda ay tabloları var. Gün, ay, yıl, doğum bilgisiyle herkes kitaptan kendi burcunu, ay burcunu öğrenecek. Ay kadınların ve sıvıların yöneticisi. Gün içinde kendimizi iyi hissetmemiz, kötü hissetmemiz, kilo alıp vermemiz, efendime söyleyeyim, ameliyatlar için uygun zamanlar ne zaman? Çünkü yeni ayda bırakmak istediğimiz şeyler için fırsatlar, dolunayda, dolunayı takip eden 3 gün sonra diyete başladığımız zaman başarılı sonuçlar alabiliriz. Ay burcumuzu öğrendiğimiz zaman hamilelik için en uygun dönemi, yine işle ilgili, özel hayatımızla ilgili duyguya ait, aşka ve bilinçaltına ait ne varsa kendimizi geliştirmemizin şifresi. Erkeğin çok haritasında güzel. Da çok çok önemli. Şimdi mesela güneş burcuna göre yorum yapıyoruz. Efendim boğa burcu ikizler erkeğiyle anlaşabilir mi? Güneş burcuna göre yorum yapılamaz. Hep söylerim bunu. Kadının ayıyla erkeğin ay burcu uyumluysa tabii ki tartışmalar olacaktır. Hepimiz tartışıyoruz ama aşk en yüce haliyle çoğalır. Bu kitapta ben bunları yazdım ve genişletilmiş baskısını da yapmayacağım kitabın, izleyicilerimize duyuralım bunu. Hı hı. Neden? Çünkü tüm mitolojilerde ayın önemini, ayın hayatımızdaki etkilerini araştırıp yazdığım bir kitap oldu. Olabildiğince halk diliyle yazdım. Mesela araştırırken... Yıl yıl. Umay Anne'yi ben burada öğrendim araştırmalarım sırasında. Türk mitolojisinde çok önemli bir yere sahip. Ay hep bereket tanrıçası, verimlilik, doğurganlık ve koruyucu, aynı zamanda da zararlı etkileri de barındırıyor. Şimdi hepimiz ayın parlak yönünü görüyoruz ama bir de ayın arka tarafı var. Biz astrolojide kara ay Lilith diyoruz. Hepsinin bileşkesi kitapta. Mesela bizim şaman Türklerinin kültüründe
Umay anne hamile kadınlara ve doğum yapan annelere uğur getirdiğine inanılır ve doğum yapan anneyi 40 gün bir bebekte muhafaza edilir ya, Güneydoğu duvarında bekletirlermiş ki hani her türlü negatif enerjiye karşı hepsi korunsun. Bunların hepsi de bizim tarihi kayıtlarımızda var. O yüzden gerçekten benim içime çok sinen bir kitap oldu. Sevgili okuyucularım da sağ olsunlar. Çok güzel. Çok büyük talep var. Var. Hakikaten sen de okuduktan sonra paylaşırsan benimle. Mesela bedenimizde sağlıkla ilgili hangi alanda problem yaşayabiliriz? Hint astrolojisine göre nakastralar var. Bugün Hindistan'a gittiğiniz anda hemen orada nakastranıza göre oradan onu da öğrenebilecekler. Sankritçe ismini yazdım doğum bilgisine göre. Hangi gün zararlı, hangi gün iyi gün, hangi gün ilişkilerle ilgili problem yaşayabilir. Tüm takvimi günlük hayatlarının bir parçası haline getirebilirler Ebru'cuğum. Yani bu gerçekten harika ya. Çok güzel, şimdi bakıyorum da bütün hani aşk kalbinin anahtarı. Nasıl davranması gerektiği. Nasıl davranması gerektiği. Çünkü hiçbirimiz yani melek değiliz. Evet. Hepimizin bir, sen oğlaksın, karşıt burcun yengeç. Hı-hı. Kırıldığın zaman çok zor affedersin. Bu senin zayıf yönün. Evet. Ben boğayım, karşıt burcum akrep. Çok inatçı olup bir anda geçmişi kurcalayarak problemler yaratabiliyorum. İşte kitap bize kadının, erkeğin aşk hayatını, ruhunu betimleyip kendi kendimizi geliştirmemiz için gerçekten rehberlik ediyor ve kristallerle ilgili bir bölüm var. Herkes ametist, işte negatif enerji alır, pembe kuvars. Onlarla arkadaşlar da çok ilgilisin sen. Bunların hepsi astroloji anne. Ah, evet. Annenin kolları. Evet. Diğer alanlar. Hepsi bir bütün. O yüzden olabildiğince ben değerli izleyicilerimizin doğru bilgisi, bilgi almasından taraftarım. Ay burçlarını öğrenip kristallere nasıl arındırıp nasıl programlayacakları hepsi kitabın içerisinde mevcut. Bu arada seninle görüşmeyeli ben Kepler Üniversitesi'nin Türkçe bölüm başkanı oldum. Hı hı. Artık hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Türkiye'de de astroloji eğitimi 4 yıllık üniversiteyi uzaktan eğitim programıyla alabiliyorlar. Onu da paylaşmış olayım seninle. Ne güzel. Ayrılığına. Meraklısı çok, yapmak isteyen çok. Doğru yapmak doğru isteyenler yapmak için. Isteyen. Adres belli. Adres belli. Zaten bu tutulma enerjisiyle de çıktı. İzleyicilerimizden izin olursa ben cevaplamak istiyorum. Lütfen. Çok fazla sorular geldi. İşte felaketler oluyor, ölecek miyiz? 17 Mart'ta depremler olup toplu ölümler yaşamadık. Sevgili izleyicilerimiz 23 Nisan 2014 tarihli yazımı hatırlarsa evet, büyük kare kombinasyonuyla bugün tarih o gün daha doğrusu bugün yaşananları söylemiştik. Felaket tellallığı yapmak değildir. Astroloji kendi içinde prensipleri olan bir bilim dalıdır. Rehberlik eder, dikkatli oluruz. Uçağın orada düşmesi tesadüf mü? Yorumlarımız da var. Bu dönemde gökyüzünün bize mesajı çok açık ve net. Yalanlarınızdan, kibir ve egolarınızdan uzaklaşıp saf benliğinizle yüzleşin ve şikayetçi olduğunuz her konuda önce kendinizi geliştirin. Hı hı. Ben gelişirsem, sen gelişirsen dünya gelişir. Ben bu felsefeyle senin zaten başından beri, bu işe başladığından beri yani bilim dalı olarak baktığın için daha farklı bir bakış açın var astrolojiye. Yani bakış açın farklı ve onu yansıttın izleyiciye, takipçilerine. Çok yani, şükür, evet. Anlıyorsun söylemek istediğimi. Başka türlü bir bakış açısı ve o şekilde de her gün daha güzel maşallah ilerliyorsun. Güzel de geri dönüşler alıyorsun. Çok şükür. Kitaplar, yani, evet. Senin aracılığınla tüm izleyicilerime, okuyucularıma minnettarım. Çünkü ben çok böyle güler yüzlü bir kadın değilim. Kameraya bakarak konuşan bir kadın değilim. Onlar benim ne dediğimi anladılar. Anladılar. Ve sapla samanı ayırt edebildikleri, astrolojiye ve bana verdikleri önemden dolayı onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Çok güzel besleniyorum. Çünkü bu iş insanların inançlarından, zayıflıklarından yakalayıp suistimal edebileceğiniz bir iş değil. Sevgili izleyicilerimiz de yorumlarımızı yükselen, güneş ve ay burçlarına göre değerlendirsinler. Biz nerede kaldık şimdi? Yengeç'e gireceğiz. Yengeç burcunun güneşi veya yükseleni ay burcu varsa buna göre değerlendirsinler. Bu bir rehber çünkü. Bu bir rehber, doğru. Yani astroloji bize silahın kurşunu hangi tarihlerde patlatacağını gösteriyor. Biz Allah'ın yarattığı en donanımlı varlıklarız. Hür irademiz var. Geliyorum, gelmiyorum gibi. Sizler bilen insanlar olarak kurşunun patladığı tarihlerde dikkat edeceksiniz. O kadar. Bu. Bu.
Yoksa o kurşunu kafana yiyeceksin. O kurşunu havada durdurabilecek bir güç yok ki. Yok ki. Ama sen iradeni koy, sağında veya solunda dur. Küçük sıyrıklarla elhamdülillah de yürü git yoluna. Hı hı hı. Sistem çok kolay işliyor. Çok kolay işliyor ve çok da güzel, açık, net anlatıyorsun. Bu da önemli. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Ne yapıyoruz? Haftalık burç yorumlarını alalım mı? Hay hay. Başlayalım, tamam. İsterseniz yengeçlerle devam edelim aynı şekilde, haftalık burçlarla. Haftalık burçlarla, sevgili, tamam. Sevgili yengeçler için. Ekran başındaki için izleyicilerimiz belki kağıt kalem hazırlasın, kayıt mı yapar, ne yapar, hani not alır. Başlayalım haftalık burç yorumları. Sevgili yengeçler için bu hafta özellikle ailevi konularda bir takım gerginlikler, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Onlara tavsiyem, hafta boyunca hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kimsenin avukatlığına soyunmasınlar. Çünkü bu durum özel hayatlarında da problemlere neden olabilir. İş hayatlarında da kayıp ve hırsızlıklara karşı dikkatli olmalılar. Bekar ve ilişkisi olmayan yengeçlere hafta sonu doğru yerde, doğru insanla kırdıkları kalbi tekrar kazanabilirler ve kalıcı beraberliklere adım atabilirler. Aslanlar için de bu hafta işle ilgili konularda son derece ciddi entrikalar söz konusu olabilir. Bu dönemde kendi yakınlarıyla iş arkadaşlarının arasındaki dengeyi sağlayamazlarsa problemler yaşanabilir. Özel hayatlarında da kıskançlık duygularını kontrol altına alamadıkları takdirde kendilerini ifade etmeleri çok güç olacaktır. Küçük meseleler ciddi krizler haline gelebilir. Bekar aslanlar da bu hafta özel hayatlarında yanılgılarla karşı karşıya kalmak istemiyorlarsa birinci önceliği iş ve eğitim hayatlarına versinler. Ayrıca kanlı ay tutulmasıyla ilgili sevgili aslanlar sağlıklarıyla ilgili konularda dikkat etmeliler. Aile büyüklerinin sorunlarıyla uğraşabilirler Nisan ayında. Başaklar için son derece gergin etkilerle dolu bir hafta. Özellikle işle ilgili güvendikleri insanlar güvenlerini sarsabilirler ve bu durum özel hayatlarında da krizlere sebebiyet verebilir. Onlara tavsiyem, değiştiremediğiniz gerçekleri, haksızlığa uğrayabilirler, baskı altında hissedebilirler. Değiştiremeyeceğiniz gerçeklere karşı sabırlı davranın, her şey su aka aka yolunu bulacaktır ilkesiyle ilerleyecektir. Eğer bu dönemde tepki verirlerse bu hafta sonuna kadar krizler daha büyük ve daha ciddi sorunlar getirebilir onlara. Ama bekar başaklar, ilgi duydukları insanın kendilerine duygularını ifade etmesiyle aşk hayatlarında unuttukları heyecanları yeniden yaşayabilirler. Sevgili teraziler için bu hafta sağlıkla ilgili konularda hassasiyetler söz konusu. Özellikle mide ve bağırsak sistemleriyle ilgili yediklerine, içtiklerine dikkat etmeliler. Buna bağlı stresler söz konusu olabilir. Hastalıkları önemseyerek hareket etsinler. Evli ve ilişkisinde sorunlar yaşanan teraziler de bu dönemde gerçek dostların yaptığı eleştirileri dikkate alsınlar. Yanlış kararlar verip pişmanlık duymak istemiyorlarsa şayet yanlış anlamalar ilişkide ani bitişlere sebebiyet verebilir. Bekar ve ilişkisi devam eden teraziler de hafta boyunca arkadaşlarına dikkat etsinler. Başkalarının doğruları sizin doğrunuz olursa özel hayatınızda başınıza geleceklere de katlanırsınız diyelim onlara. Ya Şener, bunları nasıl böyle su gibi akıp gidiyorsun? Nasıl oluyor bu böyle? Nasıl oluyor Ebru bu? Her hafta değişiyor bu yorumlar çünkü. Ben aşkla yapıyorum işimi. Evet. Ve astrolog çok çalışmak zorunda. Hı hı. Uyumuyor musun yine? Uyumuyorum. Tamam. Kaç saat uyuyorsun günde? Herhalde 4,5-5 saat. Maksimum. Aynı yolda devam yani. Yani. Hı hı. O bir Amerikan üniversitesinde bölüm başkanı olmak kolay değil. Bu ülkeye de bir şeyleri yapabiliyorsam ne mutlu bana. Onlar bana inandılar. Sorumluluğum çok. Ben de keyifle yapıyorum. Hı hı. Şimdi sevgili akreplere geldik. Tamam. Sevgili akrepler için de özellikle arkadaşlarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir haftadalar. Verilen sözler yerine getirilmeyebilir. Finansal konularda her türlü riskten uzak durmalılar. Harcamaları kontrol altında tutmaları gereken bir haftadalar. Özel hayatlarında da sevgili akrepler ektiklerini biçecekler. Ya. Ama olumlu ama olumsuz. Sevgili Fundacığımı da evet, öpüyorum. Güzeller güzelini. Çok selamları var. Çok seviyorum seni. Ben de onu çok seviyorum. Akrepler
Aynı şekilde yalnız onlara ne yaşatıldıysa, olumlu veya olumsuz, hayatlarında yer alan kişiler de bu durumla sınav olacaklar. Onlara tavsiyem, geçmişte yaşananlara çok fazla takılıp kalmadan, geçmişin olgunluğunu anın gücüyle birleştirerek kararlar versinler. Çünkü bu haftadan itibaren aşk hayatlarında olumlu etkiler söz konusu. Aşka inancınızı kaybettiyseniz, aşka tüm kalbinizle inandıracak gelişmelerle hayatınızı taçlandıracaksınız diyoruz onlara da. Akrepler güzel. Sevgili yaylar için de hukuksal konularla ilgili problemler çıkabilir. Özellikle devletle ilgili, resmi kurumlarla ilgili konularda çalışan yaylar çok dikkatli olmalılar. Okuduğunuzu anladığınızdan emin olun. Problemler söz konusu olabilir. İşle ilgili her türlü değişimden uzak durup var olan şartları muhafaza etsinler. Özel hayatlarında da bitirmek istedikleri her şeyi bitirebilecekleri bir haftadalar. Gökyüzü onları bu anlamda güçlendirirken kararlı olup kararlarını uygulayarak hareket etsinler. Hafta boyunca birinci öncelik iş ve arkadaşlık ilişkilerini toparlamak olmalı onlar için. Ay çok güzel. Bir telefonumuz mu var? Gülsüm Hanım Trabzon'dan arıyor. İyi sabahlar Gülsüm Hanım. Günaydın, teşekkür ederim. İyi sabahlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Pilates'e başladım, çok iyiyim. Ay harika, çok güzel. Pilates'e başlayıp iyi olmamak mümkün evet, değil ki. Evet, 2 haftadır yapıyorum. Çok güzel. Sorunuz var Şenay Hanım'a muhakkak. Evet, Şenay Hanım'a sorum var. Merhaba Şenay Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyi günler, teşekkür ederim. Ben de doğum günümün açılmasını soracaktım. Yani ben 9 Kasım 1980 doğumluyum. Akrep burcuyum, ay burcum yay, yükselenim oğlak. Ya bu üçünün bir kombini hani benim üzerimdeki etkisi çok fazla, hayatta böyle istediklerini çok fazla elde edebilmiş bir insan değilim. Hani eksikliğimi nasıl tamamlamam, yani kendimi nasıl tamamlamam gerektiğini öğrenmek istiyorum. Yani eksik yönlerim nereden kaynaklanıyor hayatta? Çünkü şu ana kadar istediğim her şeyi elde edemedim. Ay burcunuz oğlak dediniz değil mi? Yay. Ay burcunuz yay, yükselen burcunuz oğlak. Yükselen burcunuz fiziksel özellikleriniz insanlar üzerinde bıraktığınız ilk izlenimle ilişkilidir. Yükselen burcunuzun oğlak olması insanların size ön yargıyla tanımadan yaklaşmasına sebebiyet verir. Güneş akrepte sezgileriniz çok güçtür fakat yükselen oğlak güneşle mutlaka haritanızda açı yaptığı için kendi içinizde kararsızlıklara sezgileri doğru kullanamamanıza sebebiyet verir. Ay da yay burcunda ateşte son derece sabırsız ve tepkilerle ilgili problemler yaşayacağınızın göstergesidir. Doğru zamanda tepkilerinizi bekletmeden verebilirseniz hayatınızda pek çok şeyi kolaylaştırabilirsiniz. Ama benim size önerim, siz akrep kadınısınız, sezgiler olağanüstü güçlüdür. Güçlü sezgilerinizi akılla zorlamadan hissettiğiniz anda rahatsızlıklarınızı ifade ederseniz pek çok konudan şanslısınız. Ayrıca akrep olmanız, Satürn'ün akrepteki geçişi bittiği için hayatınızda 2,5 yıllık zorlu süreci de arkanızda bırakıyorsunuz. Pırıl pırıl bir süreç karşılarken sizi, siz kendinize güvenerek hareket edin yeterli bence. Güzel, harika. Bilir miyim acaba? Buyurun. Bir hafta sonra yani önümüzdeki çarşamba mahkemem var. Bununla ilgili bana güzel etkiler var mı acaba? Şimdi harita bir bütündür. Bir haritada ben artık hem Batı ve Çin astrolojisini birlikte değerlendiriyorum. Ama ay burcunuzun yay olması ve yıldızların öğretmeni Satürn'ün yayda ilerlemesi mahkemelerle ilgili beklediğiniz sonuçları almanıza zorluk veya gecikmelere neden verebilir. Harita bir bütündür. Bütünüyle incelemeden ancak bu kadar yorum yapabilirim size. Tamam, teşekkür ederim. Sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel böyle ama şeyden de sesin enerjisinden de alıyorsun. Enerji alıyorsun yani. O da başka bir şey yani değil mi? O da ay burcumuzla ilişkili öyle bir şey. Öyle mi? Ses tonumuz, hitabetimiz, duygumuzun dışarıya yansıması. Şimdi senin yükselen burcun, ince yapın, güzel gözlerin, öfkenin, sevginin, her şeyin gözlerinde olması yükselen burcun. Güneş burcun. Karakteristik özelliklerin, ses tonumuz, hitabetimiz, aşk hayatımız,
gün içerisinde öfkemiz, kendimizle hesaplaşmamız hepsi Ay burcumuzla ilişkili. Ve Ay yayda, ya koç ya aslan ya yay diye geçirdim, hanımefendi de yayda dedi zaten. Yayda dedi, evet yayda dedi. Bir telefon bağlantımız daha mı var? Ha evet, evet, geçelim tabii, mutfağa geçelim, tamam. Hay hay. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz size? Çiftlik köftesi hazırlıyorum. Çok güzel bir tarif. Bugün ne yapacağım diye düşünmeyin. Mutfağa geçiyorum ve muhteşem çiftlik köftesini hazırlayacağım sizler için. Hanımlar, ekran başına. Hem leziz hem de pratik bir yemek. Çiftlik köftesi. Ve yorgun çiftleri canlandıran, hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız yoğurtlu maske tarifi Ebru Şallı ile Ebru Lide. Müzik piyasasına yeni bir isim daha dahil oluyor. Boşver isimli single çalışmasıyla müzik marketlerde yerini alan Doğan Umut, gitar eşliğinde canlı performansla Ebru Lide. Aşık oluyorsunuz, red mi ediliyorsunuz? Ya da aradığınız aşkı bulamıyor musunuz? Evimde, barkımda, cebimde param yok. Gelen para gidiyor. Kazandığımın bereketi mi yok diyorsunuz? Aşkım var, işim var, bereketim var. Kısacası her şeyim var ama mutlu değilim mi diyorsunuz? Kişisel gelişim uzmanı Anıl Can, aşkı, bereketi, mutluluğu çeken çok özel tariflerini Ebru Lide veriyor. Hayatınızın yönünü değiştirecek bu özel programı kaçırmayın. İki anne bir araya gelince hemen çocuk muhabbetlerine girdik arada. Kızı büyüttün. Büyüttüm. Koskoca 5 yaşında beş oldu. 5 yaşında oldu. Ay bebekti yani. Bebekti de bayağı bir anneci. Hala öyle. Hala öyle değil mi? Hazırlığa başladı. Hı hı. İşte alışma sürecinde. Biraz yırtmışsındır. Şükür kolaylattık. Şükür. Selamları var sana da. Pilates'e devam olsun, biliyorsun. Pilatesçi biliyorum, evet. Evet. Sen şimdi ikinciyi de yapmazsın. Evet, kesinlikle. Evet, sordum arada da öyle dedi. Güzel. Allah uzun ömürler versin. Aynen öyle. Çocuklar çok güzel enerjiler. Aynen öyle. Müthiş gerçekten, insanı tazeliyor, yoruyor. İksir. İksir onlar, evet. İksir ama muhteşem enerjilere sahipler. Seni de görüyorum. Sen de büyüttün, rahatladın. Evet, evet. 4 oldu, 1 11 olsun. Oldu. İnanılır, ne kadar, gibi, inanılır değil. Gibi değil. 11 deyince şimdi 11 birden... deyince değil mi, böyle artık ergenlik şeyine giriyor yani. Çok güzel. Allah şanslarını güzel etsin. Amin hepimizin, hepimizin. Şimdi çiftlik köftesi yapacağım. Çok güzel bir köfte. Bak senin kızla da evde yapabilirsin Şenar'cığım. Malzemelerimiz yarım kilo dana kıyma. Ben kıymayı her zaman yağsız alıyorum. Dana alıyorum. Bu önemli bir ayrıntı bence. Çünkü köfte yaparken yağlı kıyma aldığınızda böyle vıcık vıcık yağlı oluyor. Ben sevmiyorum onu. Bir su bardağı bezelye kullanacağım. Yarım su bardağı kadar galeta unumuz var. Bir su bardağı kadar yine mısırımız var. 2 adet yumurtamız var. Küçük yumurta olduğu için 2 tane koyacağım. Bir tane normal, eğer iriyse yumurta, bir tane de koyabilirsiniz. 1 adet soğan var. İnce ince kıyılmış 1 çay bardağı kaşar rendemiz var. İsterseniz dil peyniri de ilave edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Karabiber, kimyon ve tuz, hepsi bu kadar. Çok pratik bir tarif esasında. Fırına vereceğim bunu. Nasıl yaptığımı hemen gösteriyorum. Mutfağa giriyor musun? Hiç vaktin olmuyor senin ama, değil mi? Çok nadir. 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 Mecbur. Ama Asya ile birlikte giriyorum artık şimdi. Pastalarımız, birlikte yaptığımız en çok O şimdi mutfağa düşkündür. Çok keyif alıyor. Keyif çok alıyor. Çok da becerikli. Ya. Yani buraya yanına getirsem seninle birlikte... Yapar. İlgisi var. Çok İlgisi seviyor mutfağı. Güzel bir şey aslında çocuklar için de. Onun sayesinde giriyorum yani. Giriyorsun, anladım. Normalde çok meraklı olmadığını biliyorum çünkü. Ben daha çok yemeği seviyorum, biliyorsun. Yemeği seviyorum. Evet, kıymamızı, yumurtamızı koyduk. Soğanımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyorum. Karabiber. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Kimyon çok yakışıyor. Arzu ederseniz kekik de koyabilirsiniz. Birazcık tuz koyacağım. Karabiber aynı zamanda astrolojide 4 elementle ilişkili. Öyle ve mi? O yüzden Hindistan'da baş tacı.
Başta. Her yemeklerinde var. Çünkü ateş, hava, toprak, suyla ilişkili olduğu için onların tüm yemeklerinde ve ilaçlarında karabiber, doğal ilaçlarında, Ayurveda'da özellikle kullanılıyor. Karabiber çok önemli. Çok. Çok önemli. Bir gün şey yapalım Şenay, beslenme astrolojisi. Yapalım. Yapalım. O çok mesela benim çok hoşuma gidiyor, ilgimi de çekiyor. İnsanların da çok ilgisini çekiyor. Çok da faydalı. Faydalı değil mi? Tüm dünyada, geçenlerde Hürriyet gazetesindeydi sanırım. Önemli bir hekim de bu açıklamayı yaptı. Medikal astrolojinin tıpta daha yaygın kullanılması gerektiğini dünya genelinde. Onlar kullanıyor zaten. Hindistan, Fransa, Çin, bizde çok İbn Sina mükemmel şekilde kullanmış. İşte bunları araştırdıkça şimdi. Yapalım. Bu da ayrı bir şeye giriyor yani, değil mi? Burca göre beslenme. Tabii şimdi astrolojide tıp gibi uzmanlık alanlarına ayrıldığı için her alan farklı bir şeyle ilişkili. Sevgili Ebru'cum, gezegenler bedenimizde her organ, efendim her renk, her kristal, her sayı, her bitki, her yiyecek bir gezegenle ilişkili. O gezegeni temsil eden burca göre temel başlıkları öğrenerek bile izleyicilerimiz bundan faydalanır. Yapalım ama onu. Yapalım. Aha, sırf böyle beslenmeye göre, şey burca göre nasıl besleniyoruz? Oğlak burcundan devam edelim istersen. Hadi Oğlak burcundan devam edelim. Sevgili oğlaklar için tutulma enerjisi ciddi anlamda problemlere sebebiyet verdi. Özellikle işle ilgili konular başta olmak üzere özel hayatlarıyla ilgili pek çok sınavdan ardı ardına yaşadıkları bir karışık periyodun içerisindeler. Hafta boyunca ön yargılı hareket etmeden, anlamaya çalışarak, karşı tarafla ilgili ikili ilişkilerinde, özel hayatlarında sorunlar varsa karşısındaki insana dinlemek için bir şans vermeli ve empati kurarak hareket etmeliler. Evli ve ilişkilerinde sorunlar yaşanan oğlaklar da bu dönemde ilişkiye sorun olan her şeyi net bir şekilde ortaya koyup tepkilerini verecek ve eşle ilişkisini daha romantik ve keyifli bir hale getirebilecek. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklar için de bu hafta aşk rüzgarları esmekte. Eyvah. Yeter ki ön yargıları bir tarafa bırakıp kalplerinin sesine kulak vererek hareket etsinler. Sevgili kovalara geldik. Sevgili bestecim de buralardadır. Sevgili kovalar için bu hafta özellikle hukuksal konularda ve işle ilgili konularda imzaladıkları her belgeye dikkat etsinler. Öfkeleri, biz hırsları... Biz sana soruyoruz her şeyimizi, biliyorsun. Anlıyorum. Öfkeli. Beste diyor ki Ebru Hanım, Şenay Hanım okey dedi, tamam. Biz bu işe girebiliriz. Ama astroloji bunun için önemli işte. Evet. Bunun için rehber, zamanı doğru kullanmamıza yol gösteriyor bize. Kovalar öfkeli davranışlardan dolayı hayal kırıklıklarıyla ve hukuksal anlamda zafer düşünürken büyük galibiyetlerle karşı karşıya kalabilirler. Aman dikkat diyorum onlara. Evli kovalar da geçmişle ilgili meselelerin tekrar bu hafta gündeme gelmeleriyle sıkıntılar yaşayabilirler. Eşi çok fazla sorgulayıp baskı kurmaya çalışabilirler. Onlara tavsiyem, geçmişe bakarak önünüzü göremezsiniz. Sevdiğiniz, birlikte olduğunuz insanın sabrını taşırdığınız anda da krizler ve geri dönüşü olmayan olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan kovalar da bu hafta duygusal anlamda yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Acele kararlar vermeyin. Karşınızdaki kişiyi tanımaya çalışarak hareket edin diyorum. Sevgili balıklar için de bu hafta özellikle işle ilgili konularda birlikte çalıştıkları insanların rahatsız oldukları davranışlarını görmezden gelmeden gerçekçi davranabilirlerse profesyonel yaklaşımları kazançlı çıkmalarını sağlayacak ve özel hayatlarında eş ya da sevgilinin uyarılarını dikkate alıp arkadaşlarıyla ilişkileri tekrar gözden geçirerek hareket etsinler. Oh ne güzel işte. Ne yapacaklarını herkes anladı. Ben bu arada köfteyi de yaptım. Çok da çabuk hemen. Evet, pratik bir köfte bu. Hemen fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi bunu böyle rosto gibi dilim dilim keseceğiz piştikten sonra. Yanına isterseniz, ya içinde sebzesi var, mısırı var, kaşar peyniri var. Hani
pilav yapmanıza bile gerek yok. İsterseniz hani çok az bir kuskus gibi bir şeyle tatlandırabilirsiniz. Ya da bulgur pilavı, buğday pilavı. Hep size söylüyorum biliyorsunuz. Hemen fırına veriyorum. Fırınımı daha önceden ısıttım. 190 derece ısınmış fırında yavaş yavaş pişecek. Zaten çabuk pişiyor. Çok da kurutmayın. Kuruduğu zaman sert oluyor. Daha yumuşak, böyle içi hafiften böyle kırmızı kırmızı kalsın. Dilim dilim yiyebilirsiniz. Maske yapıyor muyuz? Süremiz var, tamam. Maskemizi yapalım. Cildinin güzelliğini neye borçlusun Şenay? Doğal ürünlere. Ben senin cildini çok iyi gördüm. Doğal ürünlere evet. Kullanıyorum sık sık. Yok zaten iyiydi de daha da böyle daha bir gergin, daha iyi oldu. Daha da güzel oldu. Olmuş. Çünkü sürekli uyguladığım bir kürüm var kendi hazırladığım. Onu yapıyorum ve inanılmaz güzel faydalarını bize alıyorum. Bize söylemeyecek misin? Hemen söyleyeyim, izleyicilerimizle de paylaşalım. Ben gerçek bal mumunu alıyorum. 150 gram kadar bal mumunu çelikte, çelik bir cezvenin içerisinde tahta kaşıkta eritiyorum. 2 tane E vitamini kapsülü yine tahta kaşıkla birlikte. Evet, E vitamini. E vitaminini onu güzelce içine sıkıyorum. Şimdi kremin ismini veremeyeceğiz tabii burada. Bir krem karıştırıyorsun. Bir kremin. Sen onları sonra Twitter'dan evet, şeyden Twitter'dan söylersin. Paylaşacağım onlarla. Yarım tüp sıkıyorum. Ve bir porselen kabın içerisine onu daha tam kıvamını almadan güzelce döküyorum. Sabah ve akşam yüzümü mutlaka elma sirkeli gül suyuyla tonik olarak siliyorum onu. O inanılmaz elma etkili. Elma sirkesi çok iyi geliyor. Dozunu ayarladığın takdirde bir şişeye 8 damla elma sirkesi koysunlar. Onu buzluğa da koyabilirler ve hemen... gece yatmadan önce yüzüme sürüyorum, o yeterli oluyor. Gündüz de diğer kremle karıştırıp sürdüğümde. Her gün mü sürüyorsun her bunu? Gün. Hmm. Her gün sürüyorum. Cildeki lekeleri de el üzerindeki lekeleri de çok güzellikle alıyor. Yıkamıyorsun sürdükten sonra. Hayır, tamam. Sürdükten sonra yıkamıyorum. Maske gibi değil, bir krem gibi yani krem. Normal. Bildiğiniz bir krem. Vallahi çok iyi gelmiş. Harika teşekkür görünüyor ederim. Cildin. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ben de bugün yorgun ciltler için çok güzel bir maske tarifi vereceğim. Benimki maske yıkanıyor. Bir adet yumurtamız var. Bir adet yumurta kullanacağım. Yumurta sarısı daha doğrusu. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Eğer cildiniz yağlıysa yağsız yoğurt kullanın. Eğer cildiniz yağsızsa yağlı yoğurt kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı havuç yağı kullanacağım. Bir çay kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Çok pratik şu şekilde. Heh, bu temizmiş. Senin avokado maskeni de yapıyorum ayrıca. Yapıyor musun? Ayda bir kere yapıyorum onu. Güzel. O avokado çok besleyici ya. Çok keten yani, tohumuyla birlikte. Keten tohumuyla birlikte. Onu hiç bırakmadım. Onun da faydası onu da, şüphesiz var. Aa, çok güzel. Avokado çok besleyici. Çok. Çok. Yani yemesi de iyi. Bilmiyorum kıza yediriyor musun? Kız yemedi. Yediremedim onu. Sevmedi. Çünkü sevmeyen de sevmiyor onu. Yediremedim onu. Benimkiler yiyor. Yani seninkiler hakikaten o prensibi çok güzel almış çocuklar. Ya yok işte öyle şimdi mesela çok da şey yüklemek istemiyorum onlara. Çocuk bunlar da şeker de çikolata yiyorlar sonuçta. Hayır hayır yiyorlar. Ben ona sadece ama... seni şurada çok takdir ediyorum bir anne olarak. Arkadaşım olarak da söylemiyorum sağ bunu. Olacağım. Çok güzel besleniyorlar. Onlar ileride hiçbir şekilde... yemek alışkanlıklarıyla ilgili problem yaşamayacak. Kim diyorsa çocuğum şeker yemiyor, çikolata yemiyor. Hazırlığa başladı bir kere. Arkadaşlar ediniyorlar. Görüyor. Yememe şansları yok öyle yok, bir şey yani. Yok. Aynen öyle. Öyle bir şey yok çünkü oluyor yani. Bu tat meselesi. Ben Asya'ya koydum. Dediğin çok doğru. Yemeyeceğim anne dedi ve yediremedi. Sevmedi. Zorla belki bir şeyi sevdiremezsin yer. De. Evet belki sonra yiyebilir aynen. Gördüğünüz gibi şimdi ben yumurta sarısını, yoğurdu, havuç yağını ve zeytinyağını karıştırdım. Bunu nasıl uyguluyoruz? Yorgun ciltler, özellikle cildinizi çok yorgun hissettiğinizde cildinizi temizliyorsunuz, peelinginizi yapıyorsunuz güzelce. Yorgun cildinizde güzelce göz altınıza gelebilir, hiç sorun yok. Burnunuzda